Göl Kalesi'ndeyiz. Bafa Gölü'ndeyiz. Bafa Gölü'ndeyiz. Nereye gidiyoruz şu an? Neymiş bu kalenin tarihini anlatsana bize. Bu kale Bizanslıların bu bölgeyi savunmak için kurduğu en eski yapıymış. Ve burada bir rivayete göre bir cadı yaşarmış. Ta ki Osmanlı, evet Osmanlı burayı gelip fethedene kadar bu cadı burada yaşamış. Ve yaklaşık 200-300 yıllar yaşadığı da söyleniyor. Şimdi onun kalıntılarına bakacağız. Evet, hem cadının mezarını görmeye gidiyoruz. Şimdi kaybolmuş ama bulmaya çalışacağız. Şaka bir yana Göl Kalesi'nin 12. yüzyıl sonlarında inşa edildiği söyleniyor. 1071 yılında Malazgirt Savaşı'nda Doğu Roma ordusunu yenen Türk boyları tüm Anadolu'ya yayılmışlardı. Bu kale gibi Bafa Gölü çevresinde tespit edilen birçok savunma yapısının bu olayla bağlantılı olarak inşa edildiği düşünülmekte. Ege bölgesinin en büyük gölü Bafa Gölü. Biz ise Bafa Gölü'nün kıyısında bulunan Kapıkırı köyündeyiz. Öyle bir köy ki burası Herakliye antik şehrinin üzerine kurulmuş. Öylesine doğal gelişmiş ki bu süreç, eski sütunların bahçe duvarı olarak kullanılması, antik kent meclisinin bir evin bahçesinde bulunmasına kimse şaşırmıyor, bizler hariç. Antik şehrin en görkemli yapılarından biri olan Athena Tapınağı, M.Ö. 3. yüzyılda kentin baş tanrıçası olan Athena adına yapılmış. Athena Tapınağı'ndan göl ve dağ manzarası ise kelimenin tam anlamıyla mükemmel. Burası belediye meclisiymiş. Şu anda bir ailenin yaşadığı bir evin bahçesi. Yani onlara ait bir bahçede şu an burası. Çok ilginç.
Bu köyde yaşamla tarih o kadar iç içe ki eski sütunları bahçe duvarı olarak bile kullanıyorlar. Dağlar, taşlar mükemmel. Göl manzarası mükemmel. Çok güzel bir trekking rotası da var. Burada yapabileceğiniz birçok pansiyon da aşağıda işletmesi olan bu trekking turlarını düzenliyor. Onlardan da yardım alabilirsiniz. Cumartesi günü İzmir'den yola çıkarak başlayan, Arapapışlı Kanyonu'na uğrayan ve Bafa Gölü'nde sonlanan bir rota yaptık. Zaman kısıtlıydı. Toplamda 2 günde, yani dün çıktık yola. Bugün ikinci gün ve İzmir'e geri dönüyoruz. Arapapışlı Kanyonu'yla Bafa Gölü arasındaki mesafe biraz fazlaydı aslında. Arapapışlı Kanyonu birazcık içeride kalıyor ama biz çok merak ettiğimiz, görmek istediğimiz için oraya uğradık. Biraz dün fazla yolda zaman geçirdik. Sonrasında da Bafa'da Kapıkırı köyüne geldik. Akşam burada kamp yaptık. Tam şurada hatta. Evet. Tam şurada. Aynen öyle. Bir kamp alanı olmadığı için buradaki pansiyonlar genelde bahçelerinde kamp yapılmasına izin veriyorlar bir ücret karşılığında. Biz de o şekilde bir hizmetten faydalandık. Şurada gösterilen terasta kamp yaptık. Çok zevkliydi gerçekten. Sağ olsun pansiyon sahipleri de çok tatlı, çok iyi niyetli insanlardı. Sonra bugün kalktık ve bütün gün Kapıkırı'ndaydık. Çok zevkli ve çok güzel bir yer bizce burası. Hiç ayrılmak istemedik. Normalde şimdiye kadar çoktan yola çıkmış olmamız gerekiyordu ama çok hoşumuza gittiği için sürekli yürüdük, dağa gittik, göle gittik vesaire falan. Çok keyifli ve çok güzel bir yer gerçekten. Herkesin kesinlikle uğraması gereken yerlerden bir tanesi diye düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun? Ben de sana tamamen katılıyorum. Yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Aynen. Sonraki videoda da görüşmek üzere diyoruz.